Bugün 1 Nisan 2024 ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Seçim gündemiyle karşınızdayız. Türkiye dün tercihini yaptı. 61 milyon seçmen 81 ilde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. Şu ana kadar oy sayımı büyük oranda tamamlandı. Hemen Türkiye geneline bakalım. Hemen bakalım. Türkiye genelinde baktığımızda seçim haritası 2019 yerel seçimlerine göre büyük oranda değişti diyebiliriz. AK Parti 12 büyük şehirde kazandı. Toplam il belediye başkanlığı sayısı ise 24 oldu. CHP'ye baktığımızda büyükşehir belediye sayısını 14'e yükselttiler ve toplam il belediye sayıları 35 oldu. Ayrıca DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2 ilde, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi de birer ilde ipi göğüsleyen partiler oldular. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla devam edelim. Erdoğan seçim geleneğini bozmadı. 18 seçim sonrası da AK Parti Genel Merkezi'nde biliyorsunuz balkon konuşması yaptı. 31 Mart bizim için bitiş değil, bir dönüm noktası mesajıyla başladı sözlerine. Türk milletinin sandık üzerinden mesaj verdiğine de dikkat çekti Erdoğan. Seçim sonuçlarının enine boyuna masaya yatırılacağını söyledi. İşte Türkiye sevdalısı lider, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendi. Aynı yoldan geçmişiz biz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. Geleneksel balkon konuşmasına bu mesajı damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin olmayan yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Herkes kazandı dedi. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz. Erdoğan Cumhur İttifakı'na teşekkür etti, sözlerini millet iradesi vurgusuyla sürdürdü. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz burada olduğu gibi. Kardeşlerim, bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Seçim sonuçlarının titizlikle değerlendirileceğinin de altını çizdi. Sandıklar kapanmış. Millet son sözünü söylemiş. Kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Seçim defteri kapandı diye devam etti, atılacak adımları hatırlattı. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Deprem bölgesinin yeniden ihyası
ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Sözlerini AK Parti'nin sloganıyla tamamladı. Bugün bir kez daha ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Seçimin tüm ayrıntılarını getireceğiz ekranlarınıza ama önce AK Parti ile başlayalım. Her seçimde olduğu gibi yine en yüksek oyunu %54 ile Rize'de aldı AK Parti. Kıyasaya bir yarışın kazandığı, yaşandığı Hatay'da da kazanan AK Parti oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çorum ve Düzce'de oyların çoğunluğunu AK Parti aldı ve AK Partili isimler belediye başkanı oldu. Bingöl, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük ve Kayseri'de seçmenin tercihi AK Parti oldu. Isparta, Niğde, Ordu, Sakarya ve Samsun'da AK Parti sandıktan birinci çıktı. AK Parti'ye en fazla oy %54'le Rize'den çıktı. Rize'yi %51'le Trabzon, %50'yle Erzurum takip etti. AK Parti'ye Konya'da %49, Malatya ve Şırnak'tan da %48 oy çıktı. Kocaeli ise %45 AK Parti dedi. AK Parti. Kıran kırana mücadele olan Hatay'daysa ipi AK Parti göğüsledi. Kırklareli, Osmaniye, Erzincan, Kars'ta da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayları kazandı. Ve CHP tarafından bakalım. Bu yerel seçimlerde birçok kentte sürpriz sonuçlarla ortaya çıktı. CHP'nin önde olduğu illerde 3 il dikkat çekiyor. Ana Muhalefet Partisi il olduğundan bu yana hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. O illerin başında Balıkesir var. CHP bu ilde 1950 yılından bu yana ilk kez yerel seçimleri kazandı. Benzer sürprizin yaşandığı bir diğer il ise Kırıkkale. Burada da 35 yıl sonra CHP ilk kez yönetime geçti ve Kilis'te 1995 yılında il olduğundan bu yana ilk kez tercihini CHP'den yana kullandı. Ve bu tablonun ardından Genel Başkan Özgür Özel gece saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Bu seçimin kaybedeni yok, kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Hata yaptıysak özür diliyoruz dedi. ...31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Seçim birçok noktada kıran kıranaydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimi Ankara'da, parti genel merkezinde değerlendirdi. Bu gece kaybeden yok. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Hata yaptıysak, kalp kırdıysak, Türkiye'nin neresinde bir kalp kırıldıysa onarmak görevimdir. Ben özür diliyorum. Gönüller yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa seçimi Saraçhane'de takip etti. Bu seçimin kaybedeni yok. İstanbul'a hayırlı olsun. Ve seçime ittifak yapmadan giren İyi Parti'nin kazandığı illere de bakalım. Daha doğrusu tek bir il var, o da Nevşehir. Seçimin kaybedeni İyi Parti desek yanılmış olmayız. Öyle ki 2023 genel seçimlerinde %9,9'luk oy oranına ulaşan parti yerel seçimlerde ülke genelindeki oyu 6 puanlık düşüş yaşadı. Tabii bu sonuçlar da İyi Parti'de birçok istifayı beraberinde getirdi. İşte İyi Parti'de yerel seçim sonuçlarından hemen sonra yaşananlar. 31 Mart yerel seçimlerine ittifak yapmadan kendi adaylarıyla giren İyi Parti sandıkta ağır bir yenilgi aldı. 2023 genel seçimlerinde %9,9 oy alan İyi Parti'nin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü. İyi Parti il bazında sadece Nevşehir'i kazanabildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların ardından herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı. Sandıkta alınan ağır yenilgi, tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi.
İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya çağırarak partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Ve Megakent'teki sonuçlara bakalım şimdi de. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu %51,9 oy oranında oy aldı. Murat Kurumsa 39,59'da kaldı. Ve böylece İstanbul seçmeni 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu dedi. İlçelere de bakalım hemen. CHP 2019'daki seçimle kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmedi. Hatta 12 ilçe daha ekledi. İstanbul'un 39 ilçesinden 26'sını CHP'li başkanlar yönetecek. Diğer 13 ilçede de AK Parti yönetimi olacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sandığa giden her bir seçmene teşekkür eden kurum, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. İstanbullu hemşehrilerimiz için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti. Sözlerine teşekkürle başladı. Demokratik olgunlukla süreci yürüttüğümüz seçimlerimiz, milletimize, ülkemize, İstanbullu kardeşlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, tüm sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize, öncelikle her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kurumun İstanbullulara bir de mesajı vardı. İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar ki, Murat kardeşleri, İstanbul'un muradı, İstanbul için, İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Biz yine sokakta olacağız. Elbette bizler de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. 22 yıldır olduğu gibi yine hem ülkemiz hem de vatandaşımızla el ele verip zor günleri beraber nasıl atlattıysak yine aynı anlayışla çalışıp çabalayıp ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayretle sürdüreceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden kurum, tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız ifadelerini kullandı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize inandığı için, bize bu görevi tevdi ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Biz bugün bir millet olarak kabul edip, başkanımın da ifade ettiği gibi, eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Ben bu süreçte yine seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Tekrar bu seçimlerin İstanbul'umuza, milletimize ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ve diğer büyük şehirlere de bakalım. Başkent Ankara'da yönetim değişmedi. Mansur Yavaş 947.417 farkla ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İzmir seçmeni de bir kez daha CHP dedi. Cemil Tugay %48,9 oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. CHP'nin kazandığı bir diğer büyük şehir de Antalya'ydı. Kocaeli ve Trabzon'da da farklı kazanan AK Parti oldu. Yerel seçimleri sadece Türkiye değil, dünyada yakından takip etti. CHP'ye ilk tebrik İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bir tarafta İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, diğer tarafta Hollandalı İslam düşmanı siyasetçi Geert Wilders. O ikili aynı noktada buluştu. Seçimi yakından takip ettiler. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz CHP'yi kutladılar. İsrail'in Dışişleri Bakanı sevinçliydi. Kutlama mesajında İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz ifadelerini kullandı.
Israel is a strong... Hollandalı aşırı sağcı isimde ilk açıklama yapanlardan oldu. Geert Wilders seçimi değerlendirdi. Muhalefeti kutlaması tepki çekti. Seçimde birçok ilde sürpriz yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre kadın başkanların sayısı arttı. AK Parti'den iki aday en genç başkan seçildi. Sandığa giden sayısına rağmen hüsrana uğrayanlar da oldu. İpi göğüsleyen ünlü isimler ve dahası haberimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı olsun. Türkiye sandığa gitti. 3 aylık seçim maratonu bitti. 31 Mart yerel seçiminin ilk sonuçlarının belli olmasıyla sürpriz birçok ilde yaşandı. Onlardan biri 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısının 2 kat artması oldu. Türkiye genelinde 11 kadın başkanlık yarışını önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Fatma Şahin, bu seçimde de en çok oy alan kadın aday listesinin başına adını yazdırdı. Tekirdağ, Edirne, Aydın, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Ağrı'da da kadın adaylar ipi önde göğüsledi. CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul'da AK Parti 13 ilçeye adını yazdırdı. Seçimin en çok dikkat çeken sonuçlarından biri de Tokat'ta yaşandı. Milyonların gönlünde yer edinen süper vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat Belediye Başkanlığı'na seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat'ta ilk kez oy çoğunluğu kazandı. Ve yerel seçimin en genç başkanları AK Parti'den çıktı. 32 yaşındaki Selami Savaş Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya ise Karabük'te seçimi önde götürerek belediye başkanı seçildi. AK Parti'den ayrılan isimlerin kuruculuğunu yaptığı Gelecek Partisi 130 adayla seçime gitti ancak sonu hüsranla sonuçlandı. Gelecek Partisi deyim yerinde ise nal topladı. 2024 yerel seçimlerine ünlü isimler de damga vurdu. Erdal Beşikçioğlu, Davut Güloğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, İrfan Değirmenci, Mesut Yar ve Nasuh Mahruki gibi tanınan isimler seçimlerde çeşitli partilerden aday oldu. Seçimin ünlüler cephesinde galibi sanatçı Erdal Beşikçioğlu oldu. Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'de aday gösterdiği türkücü Davut Güloğlu ise başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı. 31 Mart yerel seçimlerde deprem bölgesini inceleyeceğiz. Şimdi de Türkiye'nin 15 milyona yakın nüfusunun yaşadığı 11 ilde 8,5 milyon seçmen yerel seçimde sandık başına gitti. AK Parti bölgede %34'lük bir oy aldı. CHP ise oylarını yükselterek %24'lük bir oy oranı yakaladı. AK Parti ve MHP'nin belediye sayısı 6. CHP burada 3 ilde yönetimi kazandı. Diyarbakır'da DEM, Şanlıurfa'da ise yeniden Refah Partisi ipi göğüsleyen taraflar oldu. Ve deprem bölgesinde Hatay'a ayrı bir parantez açalım. Çünkü kıyasıya bir yarış oldu. Her iki aday da zaman zaman öne geçti ama günün sonunda kazanan Mehmet Öntürk oldu. Böylece Hatay CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. Ve deprem bölgesindeki seçim sonuçları böyleydi. Peki oy verme süreci nasıldı? Ayrıntılara bakalım. Deprem bölgesindeki 11 il ilçeleriyle birlikte sandığa gitti. Pusulalar hazırlandı. Oy verme işlemi Hatay, Adana ve Osmaniye'de saatler 8'i gösterdiğinde diğer 8 ilde ise 7'de başladı. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum yani. Oy hakkımızı kullandık. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem sonrası vatandaşlar ikinci kez sandık başına gitti. Kahramanmaraş'ta 753.538 seçmen için 2405 sandık kuruldu. Afetzede vatandaşlar saatler 7'yi gösterdiğinde oy kullanmaya başladı. Yarım saat öncesine kadar şurada ileride ağlıyordum. Ben ailemi de kaybettim. Yalnız bir şekilde oy kullandım. Eşimle geliyordum, iki oğlumla geliyordum ama şu anda yalnızım. Onların yokluğu bir yandan, her şey bir yandan. Afetzedeler okul bahçelerine kurulan konteynerlarda oy kullandı. Malatya'da 131'i konteynerlarda olmak üzere toplamda 2007 sandık kuruldu. Depremzedelerin bir kısmı okullarda oy kullanırken diğer bir kısmı ise konteynerlarda oylarını kullandı. Adıyaman'da 412.272 seçmen için 582 sandık kuruldu.
ve Hatay. Hatay'da yıkılmayan okulların yanı sıra kurulan konteynerlerde oylar kullanıldı. Vatandaşlar seçime ilgi gösterdi. Memleketin mafatı için geldik oy kullanmaya. Ankara'dan buraya vatandaşlık görevimizi yapmak üzere geldik. 1.078.130 seçmenin bulunduğu kentte 3.424 sandıktan 96'sı konteynerlara kuruldu. Gaziantep İstanbul'dan sonra en fazla adayın yarıştığı ikinci il oldu. 29 aday Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. Gaziantep'te 1.353.956 seçmen için 4.418 sandık kuruldu. Kentte 36.507 kişi ilk kez oy kullandı. Sandıklara oy kullanmaya giden seçmenlerin tercih ettikleri farklı kıyafetlerde renkli görüntüler oluşturdu. Kimi Hacivat, kimi kral kostümüyle oy kullandı. İşte yurdumuzdan seçim manzaraları. Türkiye sandıklara akın etti, okullara farklı kostümlerle gelenler renkli görüntüler oluşturdu. Onlardan biri de Bursalı Bülent Akay'dı. Tercihi Hacivat kostümü oldu. Yaklaşık 30 yıldır bu Hacivat Karagöz sanatına gönül verdim. Adanalı kral olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de bu seçimde de kral kostümünü giydi. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Fotoğraf çektirmek isteyenler var, video çektirmek isteyenler var. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'dan etkilenen Muhammed Bişkin ise kostümünü kendi tasarladı. Ben de ilk oy kullanan uzaylı olarak Türkiye'de bir tarihe geçelim istedim. İzmir'de binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren oy kullanacağı okula atıyla geldi. Atımızı siz tutar mısınız? Tutarım. Buyurun gelin, atımızı tutun lütfen. Daha önce at tuttunuz mu? Evet. Edirne'li Nebahat Bilgin sandığa sevimli dostuyla geldi. Benim kızım uğurludur. Rasim Işık'ın ise evladı gibi gördüğü papağanın yanındaydı. 8 aylık. Daha bebek. Bir dahakine kendini atacak. Tüm Türkiye gibi İstanbul'da sandığa gitti. Hem genci hem yaşlısı oy kullanmak için sandıklara koştu. Okullarda renkli görüntüler vardı. Detaylarına bakalım haberimizde. İstanbullular sandıklar açılır açılmaz oy kullanacakları okulların yolunu tuttu. Kelimenin tam anlamıyla bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar sandıklara hücum etti, tabir yerindeyse oylarını kullanıyorlar. Ve şu ana kadar da sandıklarda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Efendim hayırlı olsun, nasıl geçiyor oy kullanma? Çok teşekkür ederim. Sabahleyin erken saatte vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Oyumuzu kullandık. Tabii sandıkları da kontrol ediyoruz. Sandıklara sahip çıkmak amaçtı. Evet. Nasıl sandıklara? Gayet güzel görünüyor. Herkes katılıyor gibi. Tanıdıklarımız da burada var. Karşılaştık, selamlaştık. Genci yaşlısı herkes sandık başındaydı. Hatta sedye ile de oy kullanmaya gidenler de oldu. 93 yaşındaki Saime Bodur'da oy vermeye sabahın erken saatlerinde gidenler arasındaydı. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim kızım? İstanbul'un en batı noktasındayız. Trakya sınırındayız. Burası da Çatalca ve vatandaşlar Çatalca'da da oy kullanma işlemine devam ediyorlar. Ve bu noktada da çok ciddi, yoğun bir katılım olduğunu söylemek mümkün. Vatana ve millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevi diyelim. Tabii vatandaşlık görevi. Kim çıkarsa çıksın başımızın üstünde yeri var. Kim kazanırsa kazansın bizim için hayırlı olan olsun. Kim geldiniz? Biz ailece geldik. Darül Ece'de de seçim heyecanı vardı. Attık oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hakkımıza hayırlısı kimlerse onlar gelsin. Oyunuzu kullandınız. Kullandım. Şimdi siz Darül Ece'de kalıyorsunuz. Evet. Sizin için sandıklar buraya geliyor. Çok güzel. Çünkü böyle nasıl gideceğiz ki öyle. Demokrasi şöleni renkli görüntülere de sahne oldu. Kimi köpeğiyle geldi sandık başına, kimi papağanıyla.
Oy kullanma süreci ben devamlı, paparım devamlı benimle beraber dolaşır. Evet. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Bakanı millete. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hayırlısına geliyoruz. Ve Türkiye geneline bakalım yeniden. AK Parti 12 büyük şehirde kazandı. Toplam il belediye başkanları sayısı 24 oldu. CHP'ye baktığımızda büyükşehir belediye sayısını 14'e yükselttiler ve toplam il belediye sayısı ise 35 oldu. Ayrıca DEM Parti 10, MHP 8 ve yeniden Refah Partisi 2 ilde belediye başkanlığı kazandı. Büyük Birlik Partisi ve İyi Parti birer ilde ipi göğüsleyen partiler oldular. Ve devam edelim. Belediye başkanları kadar mahalle muhtarlarının seçim yarışı da heyecanlı geçti. Sabah saatlerinde okul önlerine gelen muhtarlar seçmenlerine isimlerinin yazdığı pusulaları dağıttı. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı olsun. Ne diyeyim? 6 aday olarak hepimize başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. En genç bayan muhtar adayım. Şu anda bir sıkıntı yok. Mahallemize, tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Allah hayırlı işe nasip etsin. Mahalle muhtarlarının seçim yarışı adeta belediye başkan adaylarının seçim telaşını geride bıraktı. Birçok muhtar adayı her mahallede sabahın ilk saatlerinden itibaren okul önlerine gelerek seçmenlerine isimlerinin yazılı olduğu pusulaları dağıttı. Vallahi öbür seçimlerden daha çok çekişmeli bizimki. Çünkü 6 tane muhtar adayımız var. Herkes kendi miktarını kazanmasını istiyor. Ben de azayım. Pusulalarda bizim olmadığımızdan dolayı 20'şer kişilik, 30'ar kişilik okullardaki ekiplerle çalışmaları devam ettiriyoruz. Sabahtan beri buradayız. Hayırlı olsun diyoruz inşallah. Tüm adaylar, adayımız var, 6 adayımız var. Siyasete giriş kapısı muhtarlık. İşte o kapıyı zorlayanlar bugün hem ikna güçlerini hem de enerjilerini sonuna kadar kullandı. Muhtar adayı sayısında ciddi artış yaşanırken kadın muhtar adayı sayısındaki artışsa gözlerden kaçmadı. Mahallenin halinden bayanlar daha çok mahallede zaman geçirdiği için bayanlar anlar düşüncesiyle çıktık bu yola. Mahallemiz adına çalışacağız. Gerçekten kıyasıya bir rekabet var. Zaten herkes kafasında belirlediği adayları var ama yine de burada bir çekişme güzel oluyor yani. Yoğun tempolu bir süreç. İnşallah hayırlısı olur, iyi olan kazansın. Çok güzel bir rekabet halindeyiz. 6 adayla beraber adaletli bir şekilde komşularımızla birebir irtibat ederek, onların hem gönüllerini kazanarak hem göz teması kurarak tek tek kapı kapı dolaşıp oylarını istedik. İnşallah başımıza hayırlı birinin gelmesini isterim. Çocuk yaşlarından beri bu mahallenin içerisindeyiz. Zaten diğer muhtar adayları falan da hepsi mahalleden, azalar da öyle mahalleden. Cumhur İttifakı'ndan yanayız. Allah hayırlısını versin. Kim daha iyi çalışacaksa olsun inşallah. Birçok ilde muhtarlar arasında gerilim yaşanırken başkenttense barış mesajı geldi. Kavga dövüş olmadan barış içinde iyi olan kazansın mesajıyla bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Adaletli olsun, güzel bir seçim olsun. Ülkemiz için, mahallem için. Biz başkentliler olarak hakkımızda hayırlısını diliyoruz. Oyumuz belli. Türkiye 10 aylık bir aranın ardından bu kez mahalli idareler genel seçimleri için sandık başındaydı dün. Siyasi partilerin genel başkanları da oylarını kullanmak için sandık başına gittiler. Çoğunun adresi Ankara'da oldu. Yerel seçim maratonu bitti, siyasi parti genel başkanları sandık başına gitti. Gelenek yine bozulmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu seçimde de oyunu kullanmak için Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Mührünü, pusulasını ve zarfını aldı. Oyunu kullanmak için kabine giriyor. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını inşallah. Çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Her seçimde İstanbul'da oyunu kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu seçimde ilk kez artık Ankaralıyım. Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak. Bu seçimde ilk defa ittifaksız seçime girdiniz. Evet. Gerçekten hür ve müstakil olarak elbette çok yorucu, çok
Yani bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, iftiralarla karşı karşıya kaldığımız, neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte. Ankara'da ilginç gidecek, sadece o kadar isim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 2023 seçimlerine damga vuran dansıyla oyunu Ankara'da kullandığı yanında eşi Ülkü İnce de vardı. Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Tamam mı? Bu dansı kaç kişi öğreteceksin? 50. Nasıl yapacaksın? Muharrem abi böyle yapıyor diyeceksin. Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 yılın sonunda ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatı olmadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sandığa gitti. Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'sa oyunu kullanacağı Kocatepe İlkokulu'na eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi. Seçimler Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş ise Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sandığa gitti. Evet, hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte bir kez daha Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nun yolunu tuttu oy kullanmak için. Tabii Erdoğan çiftine ilgi büyüktü. Cumhurbaşkanı 3308 nolu sandığa attı oyunu ve ilk açıklamasında da yeni dönem ve yeni yüzyıl vurgusu yaptı. Okuldan da sloganlar eşliğinde ayrıldı. Seçmen kağıdını, kimlik belgesini hazırladı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte 3308 numaralı sandığın başına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri içinde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Pusulaları ve zarfı aldı, önceliği eşine verdi. O sırada bir seçmen oyunu kullanmak için kendisini bekliyordu ki... Erdoğan daha sonra mührü de alarak kabine geçti. Emine Erdoğan oyunu kullandı, kabinden çıkarken pusulanın uzunluğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken de sandık görevlileriyle sohbet etti. Erdoğan da kabinden çıktı, ailesiyle sandığa gelen bir çocuğa takıldı. Erdoğan çifti sandığa oylarını attı. Cumhurbaşkanı ilk değerlendirmesini de yaptı. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa bir süreyle bu iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Erdoğan ilk mesajında yeni dönem vurgusu da yaptı. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer taraftan yerel yönetim seçimleri. Bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Ve milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Erdoğan okuldan sloganlarla uğurlandı. Birlikte fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Erdoğan seçimden önceki akşamsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi önce İsmail Ağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Ardından da akşam namazı için Ayasofya Camii'ne geçti. Bu kez Erdoğan'a İstanbul adayı Murat Kurum da eşlik etti. Allah'ına kurban değil. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Onu da hemen izleyelim. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207.848 sandıkta
61.441.882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı %99.99'dur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçimine katılım oranı ise %78.11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı %99.95 olup katılım oranı %78.7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Meclisi seçimi için açılan sandık oranı %99.93 olup katılım oranı %78.5 olarak gerçekleşmiştir. İl Genel Meclisi seçimi için açılan sandık oranı %99.97 olup katılım oranı %80.7 olarak gerçekleşmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçim takvimi uyarınca öngörülen süreç devam etmektedir. Kesin seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ve Megakent'teki sonuçlara bakalım şimdi de. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %51,9 oranında oy aldı. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise %39,59'a kaldı. Böylece İstanbul seçmeni 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu dedi. Ve ilçelere baktığımızda CHP 2019'daki seçimle kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmedi. Hatta yanına 12 ilçe daha ekledi. İstanbul'un 39 ilçesinden 26'sını CHP'li başkanlar yönetecek. Diğer 13 ilçede AK Parti yönetimi olacak. Türkiye dün sandık başına gitti dedik. Hastalar ve yaşlı seçmenler için ekipler seferber oldu. Kimi evinden alınıp oy kullanmaya götürüldü. Kiminin ise sandık ayağına gitti. Kırıkkaleli Arzu Sınıroğlu Türkiye'nin en yaşlı seçmeni. Sen şunu abi. Ben gelirim. Sen öyle gel. Arzu nine oyunu doğup büyüdüğü köyünde kullandı. 117 yaşında olduğunu öğrenen sandık görevlileri şaşkındı. Teyze kaç yaşında? 117. Gerçek mi? Vallahi maşallah. Merhaba. Tamam. Ben oyumu kullandım. Oyumu attım. Arzu nine kendi isteğiyle yardım almadı ama hasta ve yaşlı birçok seçmenin sandık ayağına gitti. Hoş geldiniz. Kim istiyor sana? Evet, 3 tane var. Hayırlısı olsun. Nereye hayırlısı? Aynen. Seyyar sandıklar evden eve taşındı. Ayaklarına götürülen hizmet yaşlı seçmeni memnun etti. Tamam. Kendimi gidemezdim, eve ayağıma geldi. Gidemedim dediler, sandığı buraya getirdik dediler. Sağ olsun getirdiler. Kimi seçmense oyunu kendi sandığında kullanmak istedi. Hasta nakil araçları ve ambulanslar onlar için seferber oldu. Teşekkür ederim. Rapor hasta olduğu için gelip evden aldılar. Oyumuzu kullandık. Hayırlara vesile olsun. Ve 31 Mart yerel seçimlerinde deprem bölgesini inceleyelim şimdi de. Türkiye'nin 15 milyona yakın nüfusunun yaşadığı 11 ilde 8,5 milyon seçmen yerel seçimde sandık başına gitti. AK Parti bölgede %34'lük bir oy aldı. CHP ise oylarını yükselterek %24'lük bir oy oranı yakaladı. AK Parti ve MHP'nin belediye sayısı 6'ya indi. CHP burada 3 ilde yönetimi kazandı. Diyarbakır'da DEM, Şanlıurfa'da ise Yeniden Refah Partisi ise ipi göğüsleyen partiler oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayları yarıştı. Ancak Erzincan ve Bursa'da öyle ilginç bir seçim sonucu geldi ki muhtar adayı kura ile belirlendi. Muhtar adayları eşit oy alınca iş kuraya kaldı. 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir ve belediye başkan adaylarının yanı sıra muhtarlar da yarıştı. Erzincan'ın Girvelik mahallesinde iki kadın muhtarlığa adaydı. Eda Nur Akbaş ve Rukiye Tutan 6'ya 6 oy aldı. Muhtar oylarımız eşit çıktı. Onun için ay çekme suretiyle kura işlemine geçeceğiz. Eda Nur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu. Bugün Girlevik köyü muhtarlığını devralıyorum. Mutluyum, gururluyum. Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli mahallesinde de Hüseyin Erdem'le Adnan Memiş arasında eşitlik vardı. İki tane muhtarın ismi var. At çekme usulüyle yapıyoruz. Her iki adayda 54 oy alınca kuraya gidildi. Hayırlısı neyse olsun. Bakıyoruz. Adnan Memiş. Hayırlı. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından piyasalar için tekrar karşınızda olacağız. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalara da bakalım hemen. Dolar 32.44'te yükselişte. Euro 35 seviyesinde düşüşte. Çeyrek altın 3.835 liradan alıcı buluyor ve Borsa İstanbul 100 Endeksi de 9.018 puanda. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Yarın saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, hoşça kalın.